bir şey söyleyeyim. Değiştim ya. Bunlar yüzünden 3 yıldan beri İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Değiştim abi. İmam Hatip Lisesi mezunuyum. 3 yıldan beri değiştim. Sebebini de söyleyeyim. İBB'nin seçimlerinde yok. Ben kendimi örnek veriyorum zaten. İBB seçimlerinde iftira attılar İmamoğlu'na. O yüzden ben deist oldum ya. Dedim bunların dini ben, eğer Müslümanlarsa dinle, ben dedim değilim dedim abi. İmamoğlu'na verdim. Sırf bu yüzden bak, ya. Bak dinle dinle adam gibi konuşuyorum sana. Söyle ben abi. Büyük şehirde oyumu kime verdim? İmamoğlu'na verdim. Helal olsun abi. Bak dinle ama bir dakika şimdi. Sen şimdi o balıkçıya gidip de millet patenaj yaptı. Benim arabam da kaldı. Abicim bir benim hafta abi. Öncesinde randevu ama A haber abi ya. Tam A haber ya. Adam yemek yemeyecek mi ya? Boş versene abi ya. Abi biri dini savunuyor. Ya boş versene ya. Yiyeceksin abi. 15 Temmuz'da abi, tatildeydi. Sen, 15 Temmuz'da tatildeydi. Onu niye söylemiyor? Şimdiki kar yağışı Tayyip tatildeydi. Okom'un başındaydı, yönetiyordu. Yönetim. Bunu da söyleyeceğim ben ona. Ben sana oyumu vermişim, vermişim. Helal olsun. Kusura. Deprem vergileri nerede? Deprem vergileri nerede? Ülke rezervasyonu nerede? Rezerveler nerede? Nerede? Nerede abi? Ben bugün ya alabiliyorum ona bakıyorum bir. Alabiliyor musun gerçekten? Alabiliyor musun ya? Gerçekten alabiliyor musun? Ya alabiliyor musun? He? Alabiliyorsun değil mi? Ama zorlanarak değil mi? Ama zorlanarak değil mi? Ben okulda okuyordum, ortaokulda. Abi bakıyordum. Sen maaşın ne kadar? Emeklisin değil mi? Maaşın ne kadar? 3 lira. 3 lira. 3 lirayla gerçekten geçinebilmek için kaç gün? Bir hafta geçinebilir misin? Ya geçinemezsin. Benim bu yalan demiyorum abi. Ki. O da abi. Ben geçinemezsin. Suç İmamoğlu'nun yemek yemesinden mi abi? Hayır, o değil. Yani. Yapmasını da bir araya geçtim. Hayır. Onu demiyorum. Bak onu demiyorum. Vallahi. Ben diyorum sana. Sizin bize örnek olmanız lazım abi. Sizin geçmişinizle, tecrübenizle bize örnek olmanız lazım. Ben diyorum ki ben yarım ekmeği bu kadar kesiyordum ortaokulda okurken. Vallahi billahi yalan konuşuyorum. Keyif de bağışlamıyorum kimseye. Gidiyordum şardıvan daha vardı. Bak şardıvan abi, vardı. Dinle aynı şeye mi yapalım? Aynı şeye mi gelelim ya şartlara? O zaman geriye gidelim. Benim babamın bir lafı vardı. Yok. Ben görmediğimi ya, sen gör derdi. Abi, siz tutup da kendi yapalım. Şeyinizi götürüyorsunuz. Yoktu yok. O yok. Zaman bir şey yoktu ama diyorum. Şimdi var çünkü kaç teknoloji biliyor musun? Gelişti. 1975'lerde. Abi 75'te ben de vardım 65. Ya. 65. Ben 72 yaşındayım. Emekli inşaat mühendisiyim. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okudum, mezun oldum. Ben mezun oldum, Samsun'a gittim. Samsun'da göreve DSİ'de başladığım zaman aldığım maaşla 32 tane çeyrek altın alıyordum. Şimdi emekli oldum, müdürlük yaptım, şu bu oldu. Ne oldu? Sen konuş amca. 5 tane çeyrek altın alamıyorum. Nereden nereye gel? Bir de. O zaman da niye biliyor musun? Amerika böyle istiyor. Adamların söylediği Amerika böyle. Bize ne ya? Amerika böyle istiyormuş. Sen kendini dış göstermiş, dış göstermiş. Beyefendi, sen kendini iyi yönetirsen, şu dış göstermeyim ya. Planlamayı yani. Yaparsan sen sorun çözülür. Ama sen devlet planlama teşkilatını kaldırırsan, komşunun içini karıştırırsan, beyefendi sizin komşunuz var mı? Çok. Oturduğunuz yerde. Dünya bu. He, varsa gidin komşunuzun içini karıştırın bakalım. Komşunuz size ne tavır alıyor? Niye Suriye'yi karıştırdın da 50 milyarı harcadın? Niye? Bir de oradaki sınırdaki vilayetleri kaybettiği para ne kadar? 70 milyar dolar. 100. Türkiye şu anda 50 milyar doları olsun hemen ayağa kalkar. Yok. Hadi ya, görüşürüz. Abi, bir şey diyebilir miyim? Konu ne? Sen bana sor. Ben gençleri seviyorum da. Abi bir şey diyebilir miyim? Dur abi ben biraz konuşayım. Çeyrek altın tamam mı? Şu anki karpuzun fiyatında. Ben abi biraz konuşayım. Sen baba sen evine yiyecek alabiliyor musun şu anda? Böyle alamıyorsun. Sen fakirlik içinde yüzüyorsun. Doyuyorsun abi sadece. Sadece sen doyuyorsun. Sen geleceği düşünmüyorsun. Beslenme ile doymayı bir sayıyorsun. Sen geleceği düşünmüyorsun dayı. Şu an abi sen beslenemiyorsun. Dayı ne diyorum? Kurban bayramını. Dayı sen geleceği düşünmüyorsun. Biraz biz çekmiyor muyuz şu an? Abi bunlar niye çeksin? Biz de çekmiyoruz biz de. Biz ailemizle çekiyoruz. Sen gel abi bana. Neyden bahsediyorsun sen? Ben bir şey sorabilirim abi. Ortaokul zamanında dedin yarım ekmek yiyordun. Bir dakika abi. Şimdi sen çalıştın. Ne için çalıştın? Çocukların geleceği için değil mi? Peki biz bu devletin çocukları değil miyiz? Evet. Bizim için niye yapmıyor? Niye biz aç kalıyoruz? Niye biz aç kalıyoruz abi? Ben de kalmam diyorum. Tamam işte sen kalmamak için ne yaptın?
kalmamak için ne yaptın? Çalıştın. Çocukların için çalıştın. Onlar bu durumu yaşamasın diye mi? Niye bunlara yaşayın diyorsunuz? Yaşayın demem kesinlikle. Öyle diyorsunuz abi. Ona karşıyım. Teşekkür ettik abi. Çok kalmak abi. Eyvallah sana. Tamam. Şimdi abi. Ekonomiyi soruyoruz abi. Ekonomi nasıl? Ben sana şöyle söyleyeyim. Ben 52 yaşındayım. Boğaziçi mezunuyum. Sonra yurt dışında master yaptım. Geldim. Direkt 3 tane iş teklifi aldım. 3 iş teklifinden ben kendi istediğimi kabul ettim. İkisi yurt dışıydı. 5 yıl içinde müdür oldum. 6-7 yıl içinde evim vardı, arabam vardı. Şimdi çift yabancı dilim var. Vaktim var. Emekli maaşım 8200 lira. Ama bunlar neden oldu? Fırsat eşitliği vardı. Benimle birlikte mezun olan arkadaşlarımın yarısı yurt dışında. Yönetici pozisyonlarında. Doktorların bir kısmı yurt dışında. Şimdi bu çocukların fırsat eşitliği yok. Bu kuşak bitti. Bitti. Benim de kızım var 12 yaşında. Ben okul müfredatına bakıyorum. Okutmak istemiyorum. Yani ben kızımı alıyorum, kamplara götürüyorum hafta sonu. Descartes okutmaya çalışıyorum. Hegel okutmaya çalışıyorum. Bilimsel düşüncenin temellerini aktarmaya çalışıyorum. Çünkü bizim müfredatta artık bunlar bitti. Bu çocukların hiçbir şansı yok. Ancak torpili olacak, bir şeyi olacak. Yani ben kendi kızımdan biliyorum. Mümkün yani hayat yok. Su bile yok, su. De, yani demin röportaj yaptığın gibi adamlar onlar senin zaten iyiliğini istemiyor. O iyi değil. O da seni aşağıya çekmek istiyor. Onun derdi. O da biliyor iyi olmadığını. O da biliyor ama o seni aşağıya çekmek istiyor. Şimdi benim zamanımda ilkokula biz giderken okul seçmezdik. En yakında okuldaki en iyi öğretmen kimse onu bulmaya çalışırdık. Sonra sınava girerdik. Çalışıyorsan kazanırdın. Şimdi bu çocuklar çalıntı sınavların, çalıntı soruların olduğu bir ortamdan yetiştiler. Sınava giriyor, kazanıyor. Bu sefer gelsen mülakata. Mülakatta hani geçsen karşısına hani bir doktora desen ki Hipokrat yeminin bana felsefi açıklamasını yapar mısın desen amenna. Öyle sorular gelmiyor ki. Benim master sınav sorum mesela bir soruydu. Dedi ki bana uluslararası ticaret anlamında Jean-Jacques Annaud'un bir tane filmini incele. Neden uluslararası mesaj verebiliyor onu söyle. Ulan ben bu soruyu cevaplayabilmek için gerçekten konuyu bilmem lazım. Öyle test sorusu çözer gibi değil. Bunlar garibanlar, yazık, test sorusu çözüyorlar. O bir şey öğretmez ki. Yani ülke tamamen bitik. Toparlayabilmesi için hukuk elden geçecek, eğitim sistemi elden geçecek. Liyakatlı insanlar liyakatlı yere gelecek. Ya bana ne bir tane pehlivan gelmiş, bankada yönetim kurulunda şey olmuş. Ben yaparım o işi bak. Ben yaparım. Ben mesela ekonomistim dediğimde çünkü Fransa'da master'ım var, yaptım. Yaparım. Abi, ama pehlivan yapamaz. Abi. Artık yapamaz. 10 yaşın üzerindeki ya şimdi ekonomist siz oldu. Kendi şimdi ekonomik iki teorili. Biri mikro, biri makro. Makro yani geniş bakış açısı. Mikro yüzeysel demek değil. Mikro demek bireyin ekonomisi demek. Siz resmen şu anda mikro ekonomist oldunuz ya. Herkes mikro ekonomi yönetimi yapıyor. Makro teorileriyle karşımızda konuşan birileri var. Makroyu bilmiyorlar. Yani bilse o kadar benim söyleyeceklerim ama ülke bitik, gençlere yazık. Bu yönetim tarzı, bu insanlar değişmeden hiçbir şey değişmez. Yani siz nereye oy vereceğinizi biliyorsunuz. Sizden sonraki kuşakları da benim kızım da sağlam geliyor. Etkileyin gitsin. Ya şimdi abi ben şunu demek istiyorum. Gerçekten sizi tebrik ederim. Gerçekten yani başarıya ulaşmışsınız, okumuşsunuz da. Tamam güzel, eyvallah. Şimdi bizim şu anki ortamda, şu anki ülkenin durumlarında hiçbir öğrencinin şu anda geleceği yok. Örneğin şimdi sen yok, ne kadar okusan da işsiz kalacaksın. Belki senin patronun ilkokul mezunu olacak. Çünkü şu anki ülkede öyle bir durum var. Hiç kimsenin ailesi şu anda ne yalıda oturuyor ne de belki kendi evinde oturuyor. Çoğu evler kira, fatura masrafları falan filan. Şu an hiçbir çocuk rahat değil. Çünkü bir çocuk böyle haftalığını alıyor, tamam mı? Haftada bitti an babasına gidip para istemiyor. Onlar önemli değil. Ben de rahat büyümedim. Ama ben fırsat eşitliğine sahip olduğumu bilerek büyüdüm. Sınava girdiğimde bir yeri kazandığımda karşıma birisine çıkıp, benden daha kötü birisine çıkıp önüme geçmediğini biliyordum. Bu yok oldu. Sizin sıkıntınız burada. Yani bugün 2 yıl peynir ekmek yesen sorun değil ama çalışkansın, diyelim ki bir yeri kazandın.
lap bir torpilli geldi önüne geçti. Abi, çok bu başa çıkılacak bir durum değil. Yani yurt dışına çıkmak istiyorsunuz ya. Çıkın. Çıkabiliyorsanız abi, çıkın. Adam kendi tarafı. Yani fırsat bulursanız çıkın. 15 çıkmanın dolar abi. 100 bin lira dolar. Hayır, çıkmanın çok yolu var. Eğer İngilizceniz varsa work and travel diye bir şey var. Çıkarsınız. Abi onlar yani bizi tozarken biz geleceğimizi düşünüyoruz ya. Ama yani şu anda bu ülke abi, zor bir ülke. Bu ülkede gerçekten... Kira 4 bin lira olmuş, 5 abi, bin lira olmuş. Sana bir şey diyeyim mi? Ben şimdi bu ülkede okuduğumda, kazandığımda bir yerleri veya doktor falan olduğumda. Şimdi bakıyorsun ki yurt dışındaki bir adam böyle dolar üzerinden, kur üzerinden kazanıyor. Geliyor bu ülkede böyle evlerini, barklarını alıyor. Ama sen bu ülkede belki o kadar yıllar okumuşsun, olmuşsun. Şey abi bunlar hak değil abi. Şimdi bir, ben utanıyorum. Benim kesinlikle emekli abi. Maaşım yeni başlayan bir doktordan fazla. Bu normal değil. Abi de Allah adam Allah 6 yıl okuyor. Ben bir doktora gittiğimde bugün önümü ilikliyorum. Çünkü sağlığımı, yaşamı adama emanet ediyorum. Bir de bakıyorum bir hayvan güruh sürüsü var. Doktor sen gel bana bak bilmem ne bilmem ne. Yani şu anda biz Türkiye'de cahilin cüretkarlığı denilen bir dönem yaşıyoruz. Abi baştakiler cahil abi. Baştakiler normal vatandaş yok. Niye önem versin? Röportaj veren adam ne yapmak istiyor? Seni aşağıya çekmek kesinlikle istiyor. Abi. Bak ben çok motosiklet kullanıyorum. Motosiklet kullanıyorum. Tipimden bellidir. Evet abi. Bilmiyorum o haramı bilmiyorum da. Mesela önüne bir tane araba kırıyor, tamam mı? Adam sana çarpacak, çarptı çapacak. Zor kurtarıyorsun. Diyorsun ki durduruyorsun. Ne yapıyorsun diyorsun. Ne oldu öldün mü diyor. Kriter bu. Ölmediysem sorun yok. Mesela bacağımı kırsam okey. Yani bu zihniyeti hani bilgisayara reset atarsın ya. C format C 2. Direkt böyle yapacaksın bunlara. Abi. Başka türlü olmuyor yani. Teşekkür ettik abi.